ilçesi. Hepsi birbirinden önemli ilçelerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son MYK toplantısında il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasını teklif etti. Parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ise, yönetimin değil yalnızca İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınması gerektiğini belirtti. Bir şey söylemek mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi koskocaman bir ailedir. Bu ailede bir gider bin gelir. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle partinin ilkelerine, amaçlarını ve çalışma kurallarına aykırı hareket etme gerekçe olarak gösterildi. Karar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Saye Böke imzasıyla yayınlandı. Yeni başkanı ise il yönetimi kendi içinde seçecek. Alanya'dan Mehmetcan Karagöz'ün de Doğu ilçelerden sorumlu il başkan yardımcısı olduğu yönetimde. Başkanlık için en güçlü isimler İl Sekreteri Nuri Cengiz ve Eğitim Sekreteri Orgun Murat Muratlı olduğu öğrenildi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin Alanya halkına selamlarını sizler aracılığıyla iletmiş olduk. Görevden almanın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Başkan Böcek yaklaşık 4 aylık koronavirüsü tedavisinin ardından göreve geçen Aralık ayında başladığında Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamış. Bu atamayı eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nusret Bayarsa daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var açıklamasını yapmıştı. Bayar dün yapılan meclis öncesinde partisinin grup toplantısında Böcek'le birlikte oturup daha sonra birlik beraberlik mesajıyla bir fotoğraf paylaşmıştı. Muhittin Böcek'in bu Covid-19'u yenmesi için güçlü bir iradeye ihtiyacımız var diyorlardı. Dolayısıyla o iradeyi siz sergilediniz. Aramıza hoş geldiniz sevgili başkan.